Öyle çok pazarlık ettim ki seninle ey Rabbim. Sen çağırınca kendime ayırdığım vakitlerden çalındı sandım. Ezan okununca mesela sevdiklerinle geçirdiğim zamanların azalmasından kaygılandım. Vakit girince içim cız etti hep. Odamdan uzaklaştım, bıraktım işimi, keyfimi bozdum. Böylece namaza durdum. Ayak diredim, az sonra kılsam da olur dedim. Az sonralarım çok sonralara döndü, geç kaldım. Sonunda ayaklarımı sürüye sürüye vardım o soruna. Pazarlığımı vaktin daralmışlığını bahane ederek yeniden ileri sürdüm. Kaçıyordu ya namaz, o yüzden çabucak kıldım. Hemen selam verdim, hemen kalktım, rahatladım. Oysa rahatlığı sana borçluyum. Bunu biliyorum ama unutuyorum. Ağrımayan her bir dişim kadar huzur borçluyum sana. Tenimin acımayan her bir noktası kadar rahatlık borçluyum sana. Kazara dişlerim ağrıyacak olsa her biri için harcayacağım zaman seni. Tenim her noktasında yırtılacakmış gibi acıyacak olsa kendi kendime dar geleceğim huzursuz günler seni. Gafletin koynunda, özlemin yolunda. Gafletin koynunda, özlemin yolunda. Uslatın sonunda pişmanım Allah'ım. Bir garip kapında bekler Allah'ım. Uslatın sonunda pişmanım Allah'ım. Bir garip kapında bekler Allah'ım. Neyi kimden kaçırıyorum ki ben ey Rabbim? Aldanıyorum, kendimi aldatıyorum. Bu kadarla kalsa iyi. Gün oldu, usandım. Sabrımı tükettim, tükendim. Kendime yontmaya heveslendim. Benden istediğin zamanı çok gördüm. Benden istediğini, benim için istediğini bile bile huzurunda huzursuz durdum. Günümü delik deşik etmeni, işimin arasında kesintiler sokmanı, hayatımın ortasına duraklar koymanı, uykumu bölmeni lüzumsuz gördüm. Beni bana bıraklarla durdum huzuruna. İçim başka bir yerlerin türküsünü söylerken ben seccadende belki sadece bedenimle mıhlı kaldım. Oysa sen dilersen dar edebilirsin zamanı bana. Korkulu bir savaşın orta yerinde, ateş ve kan kusan bombaların altında günümü de, işimi de, uykumu da, hatta rüyalarımı da delik deşik etmelerini takdir edebilirdim. Düşmeyen bombalar kadar, tenime uğramayan sancılar kadar, yüreğime uğramayan kaygılar kadar, farkına varamadığım sessizlikler kadar genişlik borçluyum sana. Ben neyi kimden saklıyorum ki? Öylesine bir pazarlık benimkisi. Tuhaf, anlamsız ama pazarlık işte. Kendimi bir yere koyuyorum, seni bir başka yere. Kefenin birinde benim istediğim, öbüründe senin dilediğin. Sanki benim istediğim senin dilediğinin dışındaymış gibi, senin dilediğin benim isteklerimin aleyhineymiş gibi. Bir tür pazarlık yani. Öyle içten pazarlık ki bu, kendime bile söyleyemiyorum. İtiraf ediyorum, gözlerimle birlikte gönlümü de secdene kilitlemeyi çok gördüm kendime. Kendimi sıfırlamayı secdede, benliğimi hiçe indirgemeyi beceremedim. Ensemde kaderin sıcacık nefesini hissedecek o teslimiyetin vadisine bir türlü inemedim. Acelem vardı. Alnımı koyduğum gibi kaldırdım seccadeden. Bütün benliğimle aşağı inemedim. İşim vardı. Secdemi kısalttım, işime zaman kazandım. Secdeye kalbimi de sığdırmaya çalışmadım. Uykum vardı. Secdemi sığ bırakıp uykumu derinleştirdim.
itirafımdır. Şuracıkta söylüyorum. Bencilliğimi de sırtıma alıp rükularda eritemedim. Bedenim eğilirken huzurunda emrolunduğum gibi dosdoğru olmanın ağırlığını sırtıma almayı hep erteledim. Sırası değildi. Hele dur, sonra da olurdu. Oysa sen dileseydin, sevdiğimin cılız nabızlarının eşliğinde, loş ve neşesiz bir yoğun bakım odasında, uykusuz, kaygılarla dolu, umutsuz, çaresizlik içinde, ürpertiyle, korkuyla, secdeden sakladığım gözümü, gönlümü, bir monitörün ekranına kilitleyebilirdin. Dileseydin, yeryüzünün sükunetini bir anda kesip, küçücük bir duvar kıpırtısının gölgesinde, mini mini bir sarsıntının beklentisi içinde, secdene çok gördüğüm saçlarımı aklar düşürebilirdin. İçten pazarlık mı denir buna bilmem. Ben biliyorum. Sen beni benim bildiğimden daha iyi biliyorsun. Bir sen duydun beni ey Rabbim. Sırrımı bir sen bildin. Kendimi gereksiz görürken seccadenin üzerinde, dudağım anlamına yetişemediğim kelimeler için oynarken, sen beni söylediğimden fazlasıyla duydun. Söyleyemediğimi de, dile getiremediğimi de bildin. Ruhumu alıp uzaklara gittiğim halde, bir bedenimi bıraktığım halde huzurunda kovmadın beni kapından. Yanında tuttun, yakınlığında tuttun. İtirafımdır. Öyle anlatıldığı gibi özleyebilmeyi beceremedim henüz namazı. Aradan çıkarmaya çalıştığım oldu. Geçiştirdin. Bir sorundu, çözdüm, hallettim. Selam verip sonra yaşamaya başladım. Yaşamayı namazın içinde aramalıydım ama olmadı işte. Kafa tuttum açıkça. Ayak diredim, pazarlık ettim ama sen utandırmadın. Yine huzuruna aldın beni. Her secdede rahmetinle okşadın alnımı. Her rükuda aferinler fısıldadın gönlüme. Her vakit yeni bir sayfanın aklına çağırdın ruhumu. Yüzüme vurmadın, azarlamadın beni, aşağılamadın. Hepten umut kesmedin benden. Yok saymadın, utandırmadın. Ey Rabbim, benim içimin içini bilen Rabbim. Pazarlık ettiğimi seninle bir sen bildin. Kimselere söylemedin. Bir sana açabilirim içimi. Bir sen ayıplamadın beni çünkü. Ben böyleyim işte. Yine bana aitlerin hesabındayım. Oysa her şey sana ait. Ben bile bana ait değilken. Ben senden neyi sakınıyorum ey Rabbim? Niyedir bu pazarlık? Nedendir? İşte böyle itirafımdır. Kimseye söyleyemediğim, kimselere diyemediğim, yalnız sana söylediğim. Öyle ya, başka kime söyleyeyim? Başka kimin anlayışından medet umayım? Ben böyleyim Rabbim. Dilsizim, çaresizim. Gafletin koynunda, özlemin yolunda. Gafletin koynunda, özlemin yolunda. Uslatın sonunda, pişmanım Allah'ım. Bir garip kapında bekler Allah'ım. Uslatın sonunda, pişmanım Allah'ım. Bir garip kapında bekler Allah'ım.